Dreamflight Aviation Channel'a hoş geldiniz. youtube@dreamflight737.com adresine gönderdiğiniz mailleri dikkate alıyoruz. Gelen mailler arasında simülatörde ya da simülasyonda uçarken rota planlama aşamasına geldiğimiz zaman bu rotaları nasıl elde edeceğinizi merak etmişsiniz. Biz de bu gönderdiğiniz isteği dikkate alarak bugün bu rotalara nasıl erişeceğimizi biraz bahsedeceğiz. Bu bilgilere ve verilere erişebilmek için birçok program mevcut. Lakin ben bugün sizlere en çok kullanılan iki tane programdan bahsedeceğim. Aslında bunlar bir web site. Bu web sitesi üzerinden çok rahat bir şekilde ücretsiz olan versiyonları ile birlikte erişim sağlayabilirsiniz. Öncelikle uçuş öncesi herhangi bir tarayıcı açabilirsiniz. Açtığımız bu tarayıcıda ben arama motoru olarak Google'ı kullanmak istiyorum. Arama motoruna Route Finder yazarak bir arama yapıyoruz. Zaten en yukarıda Free Access araya ya da Normal Flight Planning Tools kısmı çıkıyor. Flight Planning Tools kısmına girelim. Free araya da girebilirsiniz ama ben burada birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bu kısımda gördüğünüz üzere bir üyelik istiyor. Buradan abone olup bu üyelikten faydalanabilirsiniz. Bu üyelik size farklı opsiyonlar sunmakta. Eğer bu işi profesyonel bir şekilde yapıyorsanız üyelik planını tercih edebilirsiniz ama ben kullanmıyorum. Free versiyonuyla devam etmek istiyorum ki herkes erişebilirsin. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Çok basit bir arayüze sahip bir ekran. Departure kısmına kalkış yapacağımız havalimanının 4 haneli kodunu giriyoruz. Örneğin İstanbul Uluslararası Havalimanı'ndan kalkmak istersek Lima, Tango, Foxtrot, Mike yazılı ayaka kodunu giriyoruz. Destination sekmesine ise, Destination bölümüne ise iniş yapacağımız varış meydanımızı giriyoruz. Mesela Lima, Tango, Foxtrot, Echo. Bodrum Milas Havalimanı çok da sevdiğim güzel bir havalimanıdır. Burada Country Code kısmı var. Country Code'u da meydanın bulunduğu ülkenin kodunu girmeniz gerekiyor. Ama şöyle bir şey var, opsiyonel. Yani girmeseniz de zaten ayaka kodlarından bu datayı alabilir. Ama ya ben işimi garantiye almak istiyorum arkadaş derseniz buraya Lima Tango olarak girebilirsiniz. Lima Tango, Tango bizim Türkiye'nin kodu. Burada en route altitude kısmı var. Burada isterseniz belirli bir flight level aralığı girebilirsiniz. Yani ben uçuşumu atıyorum flight level 330, 33.000 feet'te değil de farklı bir yükseklikte, yani farklı bir yükseklik aralığında yapmak istiyorum derseniz buraya farklı bir opsiyon da girebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Örneğin 25.000 feet ile 33.000 feet arasında ben uçuş yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Database kısmında sizin uçağınızın airakları hangi tarihe aitse o airakı seçmeniz gerekiyor. Örneğin sizin airakınız diyelim ki 18.01 tarihli bir airak. Siz 18.01 tarihli bir airak kullanırken ama burada 20.13 tarihli airaktan bilgi almak isterseniz bu durumda şöyle bir handikap oluşuyor. Mesela 18.01 tarihinde Lima Tango Foxtrot Mike İstanbul Havalimanı henüz uçuşuna başlamamıştı. Bundan dolayı o tarafta bulunacak havadaki airway'ler sizin uçağınıza yansıyacak. Yani bir rotada bu airway'leri çıkartacak, belli SID'leri belki çıkartacak ama sizin FMS'iniz, uçuş bilgisayarınız bu rotaları görmeyecek. Bundan dolayı burada hangi airak'a sahipseniz sizin de o airak'ı kullanmanız gerekiyor. Örneğin ben airak'ım şu anda güncel değil. Diyelim 20.10 tarihli airak'ı kullanmak istiyorum. Buradan find route diyerek bir arama gerçekleştiriyoruz. Çok basit bir arayüze sahip olduğu için yine karşımıza basit bir şekilde geliyor. Burada bilgiler yer alıyor. Hangi havalimanından hangi havalimanına gidiyoruz ve country code'ları da yer alıyor. Toplam 7 fix varmış ve 271.7 deniz mili uzaklığındaymış yani bu uçuş planı. Burada kalkış havalimanımız, iniş havalimanımız, havada kullanacağımız noktalar, bu noktaların milleri yani atıyorum 199.8 mil sonra biz Lason bacağında olacakmışız. Bunun bilgisini de burada veriyor. Biraz daha alta indiğim zaman detaylı bir kısım var. Bu detaylı kısımda ise bazen FMS Nehru bacağının bize koordinatlarını sorar.
Ya da Bergo India Golf bacağında genelde bu sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Siz de yaklaşmanız hangi noktadan yapıyorsanız buradan mesela bakarak o koordinatı FMS'ten seçebilirsiniz. Biraz alta indiğimiz zaman zaten hani daha basit bir şekilde hemen vermiş işte kalkış kısmı Livatanga Fox Mike diye buradan başlaya başlaya girersiniz. SID kısmına sizin o anki meydanınız nasılsa tabii ki ATC'nin vereceği kliransa göre bilgi giriyorsunuz. Aynı şekilde iniş kısımları Star'da da bunu bilgisini giriyorsunuz. Rootfinder çok basit bir site. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Biz bunlardan yararlanıyoruz uçuşlarımızda. Az önce bahsettiğimiz Rootfinder aplikasyonu gayet kullanımı basit olan bir aplikasyondu. Ama ya ben işimi biraz daha profesyonel yapmak istiyorum. Biraz daha bu işin dispatch kısmına girmek istiyorum, tatmak istiyorum derseniz simbrief.com adresli web sitesinde önerebilirim. SimBrief Virtual Flight Planning Solution isimli bu web site bize çok farklı ayrıcalıklar sunuyor. Öncelikle burada ücretsiz bir üyelik sistemi var. Yani ücretli bir kısım da var. Ama bu programı kullanmak için kesinlikle üye olmanız gerekiyor. Ben zaten üye olmuşum. Hesabım burada açık. Siz de Register ve Create Account kısmından kayıt yapıp login olabilirsiniz. Login olduğumuz zaman karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada Dispatch kısmına gireceğiz. Dispatch System kısmına girdiğimiz zaman karşımıza böyle basit bir ekran geliyor. Zaten baktığımız zaman Create New Flight diyerek ben yeni bir uçuş planlamak istiyorum. Bildiğiniz aslında hava yollarının bir noktada kullandığı uçuş planlama ekranına benziyor. Burada Flight Info diyerek başlıyoruz. Airline'ımızın 3 haneli kodu. Ben örnek veriyorum Dream Flight'ta uçmak istiyorum. Dream Flight Airlines'ımızın 3 haneli kodu yok da 2 haneli kodu var. DF diye başlıyorum. Flight numarası örneğin 225 olsun. Departure kısmına yine aynı şekilde kalkış yapacağımız meydan Limatango Foxtrot Mike. Arrival iniş yapacağımız meydan Limatango Foxtrot Echo. Hemen bize bir tane burada alternatif oluşturdu. Bakın bu biraz daha detaylı. Kalkış yaptığımız havalimanı ve iniş yaptığımız havalimanı burada. Burada da bize alternatif bir havalimanı veriyor. Biz buna OTA diyoruz. Otomatik olarak biz Atatürk Havalimanı'nı önerdi. Bu meydan bunu sonra değiştirip Atatürk Havalimanı'nı önerdi. Burada ne zaman kalkmak istiyorsak bakın onu planlayabiliyoruz. Geçmişe ve ileriye dönük bir planlama yapabiliyoruz. Ardından Aircraft Type kısmı var. Burada hangi uçakla uçacaksak bizim o uçağı seçmemiz gerekiyor. Tabii ki Dream Flight ailesi olarak Boeing 737-800 tipi güzel bir yolcu uçağında uçmayı tercih ediyoruz. Boeing 737-800 tipi ben yolcu uçağında buraya girdim. Şimdi burada Open Aircraft Editor var. Bu bana şu anda sistem içerisinde verilen 737'nin basic konfigürasyonu var. Ama mesela sizin uçtuğunuz uçak opsiyonları ile birlikte farklılaştırılmış olabilir. Siz de bu noktada bunu değiştirebilirsiniz. Open Aircraft Editor diye seçip orada uçağınızın ayarlarını değiştirebilirsiniz. Buradan gelişmiş Aircraft Options kısmından bu değişiklikleri yapabilirsiniz. ATC callsign'a da dahil mesela diyelim uçuş numaramız DF225 ama ben uçarken DF2X-Ray Tango callsign ile anılmak istiyorsam buraya da bunu girebilirim. Aircraft'ımın, uçağımın tescilli kodu gibi. Ya bunları şu an şimdilik pek ellemek istemiyorum. Şimdi burada bir ekran daha var. Bu da yine sizin uçtuğunuz uçağın opsiyonuna bağlı bir ekran. Yani sizin tercihlerinize bağlı. Örneğin ben uçarken kilogram olarak değil ama pound olarak pound cinsinden giriyorum. Bu yüzden burada LBS kısmını seçebilirim. OFP kısmı var. Burada da bize planlayacağı uçuş rotasının nasıl bir formatta çıkmasını istiyorsak karşımıza bu çıkacak. Burada farklı hava yollarının kullandığı formatlar var. Türk Hava Yolları ile uçacaksınız. Yani Türk Hava Yolları'nın formatını kullanmak istiyorsanız Türk Hava Yolları'nı tercih edebilirsiniz. Bunu seçebilirsiniz. Emirates Hava Yolları'nın burada bir layout'u var. Ama ben Lido olanı kullanmaya alışmışım. Lido ile devam edeceğim. Buraya yine geldiğimiz zaman planlanan kalkış saatimizi
Departure runway'imizi, arrival runway'imizi değiştirebiliriz. Ya da taxi out ve taxi in zamanlarımızı da değiştirebiliriz. Lakin bunları dokunmayacağım çünkü gerçekten program çok güzel bir şekilde hazırlıyor. Anlık olarak meter alıyor ve bu meter bilgisine göre şu anda kalkış ve iniş bilgilerini bize zaten veriyor. Tabii ki biz ileri tarihli 1 Ocak için yaptık. Bu 1 Ocak için bize değer vermiyor. Şimdiki hava durumuna, meteoruna bakarak bu değeri bize sunuyor. Yani bundan dolayı bunu zaten elemenize hiç gerek yok. ATC size clearance verecek. Siz bu clearance'a devam edeceksiniz. Passenger sayılarımız otomatik alınsın. Ya da isterseniz ne kadar seçmek isterseniz seçebilirsiniz. Kargo değerlerimizin, kargo tonlarımızın da değerlerini buradan seçebilirsiniz. Buraya dispatch remarks kısmına da bir şeyler girebilirsiniz. Buraya not düşebilirsiniz. Ben düşmeyeceğim. Pilot ID'm var. IBO'daki ID'mi girmişim buraya. Yüksekliğimde otomatik alacak. Şu anda her şey hazır. Şimdi ARAC kısmına geldik. Route Finder'da ARAC 2013 son güncel tarihliydi. Ama burada dikkatinizi çekelim. Şu anda 19.03 outdate. Yani 2019 yılının 3. ayından kalma bir ARAC burada duruyor. Burada ARAC Options'a girerek güncel bir ARAC seçebilirsiniz. Bakın 2013 burada var ama ben bunu seçtiğim zaman bana uyarı veriyor. Çünkü bu program gerçekten gelişmiş program. Ve ARAC'ı bize ücretli olarak sunmakta. Unlock diyerek belirli ücreti ödeyerek buna erişebilirsiniz. Ama ben eski rotalardan devam edeceğim. 19.03 halihazırda mevcut olan ARAC'ımla devam edeyim. Route kısmına geliyoruz. Bakın bize bir route oluşturmuş. Route'umuzu almış. Burada analiz route diyerek route'umuzun bir analizini yapabiliriz. 307 mil olarak hesaplamış. Ardına şurada buy more route var. Bakın buradan da farklı route seçebilirsiniz. Burada ARAC tarihleri de yazıyor. Sizin uçmak istediğiniz farklı rutlar olabilir. Örnek vereyim, sevgili arkadaşım Görkem Şahiner ile birlikte bir uçuş yaparken o Samsun'a Ankara tarafından gitmek istiyordu. Bu taraftan ben ise pardon Trabzon'a Ankara tarafından gitmek istiyordu. Ben ise sahilden gitmek isteyerek farklı bir rota seçmiştim. Şöyle bir yol çizmiştim. Bundan dolayı burada farklılık seçebilirsiniz. Farklı rotaları kullanabilirseniz. Ya da bazen farklı user'lar, farklı kullanıcılar da rotalar hazırlıyor. Burada görüyoruz. Bu rotaları da edinebilirsiniz. Ama ben yine birinci olarak Eurocontrol tarafından sağlanmış rotayı tercih edeceğim. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman yine Route Finder kısmında zaten hani çok önemli değil. Dediğim gibi burada farklı bir ekstra rotayı oynamak isterseniz bu değerleri buraya girebilirsiniz. Weather Options veriyor. Bunları da şimdilik önemsemiyoruz. Alternative Airport. Atatürk Havalimanı maalesef şu anda çalışmıyor. Yani Atatürk Havalimanı tarifeli seferler için pek uygun değil. Bundan dolayı ben burada bunu değiştirerek Lima Tango, Foxtrot Juliet, Sabiha Gökçen Havalimanı'na girmek istiyorum. Bakın bana burada hemen Atatürk Havalimanı'na olan geri dönüş rotamı değiştirerek Sabiha Gökçen'e doğru bir rota çizdi. Burada bunu yapabilirsiniz. Tekrar aşağı indiğimiz zaman Go to Top kısmı var. Go to Top kısmına tıkladığımız zaman biz zaten yukarı atıyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi Dispatch Options. Biz bu rotayı tamamladık. İsterse bunu save edebiliriz ve sonradan tekrar bu rotayı kullanabiliriz. Ama ben burada Generate diyerek bunu bir konfigüre edeceğim, oluşturacağım. Evet, onaylıyorum rotamı. Hemen bir briefing paketi olarak bize sunacak. Aynı hava yollarının pilotlara sunduğu gibi. Evet, sanırım briefing paketini oluşturdu. Evet, briefing paketini oluşturdu. Burada tekrar detaylarımıza bakabiliyoruz. Aşağı indiğimiz zaman rotamıza yine bakabiliyoruz. Biraz daha aşağı inersek paperwork'leri bize oluşturmuş. Biz bu paperwork'ün çıktısını alabiliyoruz PDF versiyonu ile ve uçarken yanınıza alıp bunları detaylı bir şekilde inceleyerek biraz daha uçuş zevkinizi katlayabilirsiniz. Ben genelde kağıt israfı olmasın diye sadece birinci, ikinci sayfayı alıyorum. Geri kalanı elektronik ortamda tutarak uçuşum sırasında bakıyorum. Biraz da aşağı indiğim zaman Flight Plan Downloads kısmı var.
Bu kısım güzel bir kısım. Bakın Root Finder'da böyle bir özellik yoktu. Bu çok da işinize yarar. Örnek veriyorum. Aerosoft'un Airbus yazılımı ile uçuyorsunuz. Buradan download diyerek bu flight planını download edebilirsiniz. Ve ettiğiniz bu planı o yazılımın içerisine aktarabilirsiniz. Aktardığınız zaman FMS otomatik olarak sizin yerinize rotaları doldurur, konfig eder, performans ünitelerini doldurur ve hazır hale gelir. Bu da gerçekten aslında güzel bir özellik. Tavsiye ederim. Ya da gördüğünüz gibi IBAO IBAP kısmı da var. WATSIM'de var. IBAO'yu seçerek bu uçuş planını IBAO ortamına IBAP'a aktarırsınız ve uçuşunuzu orada doldurmadan hazır dolmuş bir şekilde sektöre iletirsiniz. Ya da biraz daha bunu gelişmiş isterseniz bakın burada platformlar var. Ben mesela IBAO'yu seçiyorum. Hemen IBAO sekmesi açılıyor. Buradan login oluyorum hesabıma. Hesabıma giriş yaptığım zaman IBAO'da benim zaten planım hazırlanmış oluyor. Hemen gönder diyerek sektöre gönderiyorum ve uçuşumuza rahatça başlayabiliyorum. Genel olarak bu şekildeydi. Buradan Print by PDF diyerek de PDF versiyonuna erişebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kafanızda takılan farklı sorular, öğrenmek istediğiniz bazı şeyler varsa youtube@dreamflight737.com adresine gönderebilirsiniz.